Merhaba sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bu analizde, daha doğrusu bu sohbet diyelim, pek çok fazla analiz detaylarına girmeyeceğim ama sizlerden bana son birkaç gündür gelen çok ama çok yoğun sayıdaki belli sorulara, kritik sorulara yanıt vermek istiyorum. Arkadaşlar, evet, dolar TL'de bir hareketlilik başladığı anda ilk gelen soru şu: dolar alınır mı? Alalım mı? Dolar nereye kadar yükselebilir sorusu. Bu sorunun sayısını hatırlamıyorum. Twitter üzerinden, gerek YouTube üzerinden, gerekse mailler aracılığıyla bana yöneltilen soruların en temelinde buradan dolar alınır mı? Alıp da nereye kadar bekleyelim? Dolar 7, 8, 10 olur mu? Bu klasik soruyu zaten biliyorsunuz. Bir başka soru: seçimlerden sonra dolar ne olur? Seçimlerden sonra dolar fırlar mı? İşte 10 TL olur mu? 8 TL olur mu? Gibi çok yoğun bir şekilde sorular yöneltmektesiniz. Ve bir başka soru ise arkadaşlar, IMF gelecek mi, gelmeyecek mi? Seçimlerden sonra IMF ile bir anlaşma olur mu? Ve tabii ki IMF ile bir anlaşma olursa dolar TL 10 lirayı bulur mu? Şeklinde bir takım sorular. Arkadaşlar, öncelikle en temel sorudan başlamak istiyorum. Elinde dolar TL bulunduranlar, onlar ayrı. Onlara birazdan geleceğim zaten. Fakat dolar buradan alınır mı? Dolar alayım mı? Şeklinde soru yönelten arkadaşlarım için. Değerli dostlar, bu soruyu eğer benim şahsıma yöneltiyorsanız, ben dolar TL için 5.06'nın aşağısını beklemediğimi, böyle bir durumun, yani 5'in aşağısına inecek olan bir dolar TL kurunu hiçbir şekilde düşünmediğimi sizlerle YouTube kanalı üzerinden birlikte olduğum 3-4 aylık süreç içerisinde sürekli olarak bu düşüncemi paylaşmaktayım. Zira 5.20'lere, 5.20'nin aşağısına gevşediği zamanlarda hızlı tepkiler oluşabileceğini, 5.30 aşağısına indiği süreçte ise tekrardan bu seviyenin destek yapılmak adına bir atağın olabileceğini sürekli olarak vurgulamaktayım. Bu anlatımlarımdan çıkarılabilecek olan sonuç, elbette ki eğer 5.30 seviyesinin artık destek olarak algılanmak istenebileceğini ifade ediyor ise, tabii ki dolarda bir 5.45-5.50 atağı yaşama ihtimali vardır şeklinde bir düşüncem nedeniyle bunu söylüyorumdur. Bu sebeple sevgili dostlar, dolar TL'de oluşan bir hareketliliğin, oluşan bir yükselişin ardından buradan alalım mı, bu seviyeden alınır mı şeklinde bir soruya, evet alabilirsiniz, dolar uçacak, kaçacak, şöyle olacak, böyle olacak şeklinde bir yaklaşım göstermem hiçbir zaman için mümkün değildir. Bir nesneyi, bu ev olabilir, araba olabilir, hisse senedi olabilir veya dolar olabilir, euro olabilir, en uygun yerden alırsanız, alırken kazanmayı hedeflerseniz başarılı olma şansınız yüksektir. Ben size buradan alın veya almayın şeklinde bir yaklaşımda bulunamam. Zaten biliyorsunuz SPK kuralları gereğince al veya sat şeklinde tavsiyede bulunmak tamamen yasak bir durumdur. Bu anlamda bir yönlendirme yapmamız söz konusu olamaz. Ancak ve ancak teknik kriterleri gündeme getirebiliyoruz. Bununla sınırlı bir bakış açımız söz konusudur. Ama sizlerin de şu hususta bir yaklaşım içerisinde veya bir mantık içerisinde olmanız gerekmekte. Alırken kazanmalıyım. Yani en uygun seviyelerden alabilmeliyim. Bunu hedeflemeliyim. Ve daima diyorum ki asla tek seferde almayın ve asla tek seferde karınızı realize etmeyin. Kademeli alımlar yapın. 1000 dolar alacaksanız bunu 5 parçaya bölün. 200 dolar 200 dolar alın. Düştükçe alın veya tabii ki alım şeklinde bir düşünceniz varsa, yükseliş olabileceğine dair bir kanaatiniz varsa. Çünkü en doğru noktadan almayı başarmak mümkün değildir. Bunu yıllardır bu piyasanın içerisinde olan bir kişi olarak, güya sizlerden daha tecrübeli bir insan olmam şeklinde bir düşünce yapısının da mevcut olduğu bir ortamda, ben bile bu sebepten dolayı ben bile diyorum, lütfen beni mazur görün, ukalalık olsun diye bu ifadeyi kullanmıyorum, kademeli alım yapmayı düşünüyorum. Şu nokta en diptir demiyorum veya bu nokta tepe noktasıdır, buradan satmalıyım demiyorum. Kademe kademe. Portföyümün %20'sini X bir noktadan almak veya X bir noktadan satmak, geri kalan %20'sini benzer şekilde kademeli olarak şekillendirmeyi daha doğru buluyorum. Ve sonra bakıyorum,
Diyorum ki benim maliyet ortalamam bu veya satış maliyetim şu ortalama ile gerçekleşmiş gibi kendimce bir istatistik tutabiliyorum. Değerli arkadaşlar, bu noktadan hareketle alın veya satın diyebilmenin mümkün olmadığını ifade ettim ve bir diğer önemli husus ise şudur sevgili arkadaşlar. Herkesin kendine göre bir risk anlayışı vardır. Siz eğer bugün alayım, geçmişte olduğu gibi 2018 Ağustos ayında olduğu gibi dolardaki bu hareketliliğin 8'lere 10'lara kadar gidecek şekilde bir fırtına yaşayabileceğini düşünüyorsanız, bu beklenti ve düşünce içerisinde alım yapıyorsanız zaten sizlere bir önceki veya son günlerdeki analizlerimde net olarak ifade ettiğim gibi böyle bir beklentiyle işlem yapılmaz. Çünkü belki 3 senede, belki 10 senede, belki 15 senede bir yaşanabilecek olan böyle bir fırtına, böyle bir tsunami söz konusudur. Bir anda dolar 3,5'lardan 7'lere 8'lere kadar, 7,5'lara kadar gidebilecek bir hareketlilik yaşamıştır. Bu ve benzeri hareketleri sıklıkla yaşayabileceğimizi veya siz aldıktan 3 gün sonra veya 2 ay sonra tekrar benzer bir şeyin olabileceği gibi bir beklenti ile hareket ediyorsanız, arkadaşlar yani bu neye benzer biliyor musunuz? Siz bir sayısal loto, bir şans topu oynarsanız, bu şans topu veya sayısal loto veya milli piyango bileti almanız durumunda büyük ikramiyenin size çıkabilme olasılığı ne ise, bu noktada bir iki ay içerisinde böyle bir sürprizi, böyle olağanüstü bir yükselişi yaşama olasılığınız da bir nevi benzerdir. Evet, Türkiye'nin ekonomik koşulları, piyasa koşulları, onlar bunlar şunlar çok önemli TL aleyhinde bir takım sonuçlar yaratıyor olabilir. Ama bu demek değildir ki Ağustos ayında yaşadığımız gibi benzer bir hareketi 3-5 gün içerisinde yaşayıp veya birkaç gün içerisinde dolar TL bir anda 5.35-5.40'lardan 7'lere 8'lere çıkacaktır. Bu beklentiyle hareket ederek eğer alım yapacaksanız bu konuda çok ama çok yanılırsınız. Bu bir. İkinci bir nokta değerli arkadaşlar. Yorumcular ve analistlerin gerek YouTube üzerinden gerek o kanaldan bu kanaldan şu kanaldan sürekli olarak görmektesiniz ki 5-10 kuruşluk bir düşüş olduğunda derhal 5 seviyesinin aşağısından bahsedilmekte. 3-5 kuruşluk bir yükseliş olduğu zaman ise derhal 6'lar, 6,5'lar, 8'ler konuşulmakta. Sevgili dostlar, lütfen atılan başlıklara itibar etmeyiniz. Patladı, koptu, uçtu, şöyle oldu, böyle oldu veya düştü, geberdi, indi falan, bu tür şaşalı ifadeler belki sizlerin duygularınıza, ruhunuza, beklentilerinize hitap ediyor olabilir. Belki sizlerin gönlünüzü ve kulağınızı okşuyor olabilir. Ama lütfen mantığı ve gerçekleri hiçbir şekilde göz ardı etmeyiniz. Uçacak, kaçacak diyeni sorgulayınız. Niye uçacak? Veya 5 diye, 8 diyen 10 diye niye 8 diyorsun da 9 demiyorsun? Niye 11 dedin de 15 demedin gibi çok kritik soruları yöneltiniz. Dilin kemiği yok değerli arkadaşlar. Sizler bir şekilde bu tür insanların afaki yorumlarına bugün 8-10 olacak veya yarın kalkıp da anında tornistan deyip de 5 olacak, 4,5 olacak, 4 olacak diyen insanları lütfen ama lütfen sorgulayınız. Bu tarz insanları dinleyip ve yatırım kararlarınızı şekillendirmek gibi bir düşünceniz var ise bir falcıya, bir medyuma gitmenizde daha büyük yarar görmekteyim. Çünkü hiç olmazsa onlar medyum veya falcı, yaptıkları işin adını biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, birinci nokta bu. İkinci noktaya gelelim. Seçimlerden sonra dolar TL ne olur ne olmaz? Arkadaşlar bir kere seçimlere kadar dolar ne olur sorusuna bir yanıt vermeye çalışalım. Seçimlere kadar evet kritik bir süreç yaşayacağız. Anketler gelecektir. Bu anketler ne kadar sağlıklıdır, ne kadar sağlıksızdır, taraflıdır, tarafsızdır. Bütün bu konuların hepsini bir köşeye bırakmak kaydıyla benim ana düşüncem anketler konusunda son 10 günü ciddiye almanız. 10 gün evvelindeki yani bu içinde bulunduğumuz günlerde şu partiden şu kadar oy çıkacak, şu iyi, şu alacak, bu alacak, bu konulara çok fazla itibar etmeyiniz. Çünkü seçmenin genel manada
düşünce yapısı son günlerde şekillenmekte. Bu bizim ülkemize özgü bir durumdur diye de düşünebiliriz. Ama her ne olursa olsun son günlerdeki inanılabilir, itimat edilebilir anket ve anketör firmalarının görüşlerini biraz daha ön planda tutmakta yarar olduğu kanaatindeyim. Herkesin kendine göre bir siyasi görüşü var. Herkesin kendine göre bir seçim sonucu beklentisi var. Eğer siz seçimlerden sonra AKP iktidarının bir darbe yemeyeceğini, büyük illeri almak, kazanmak, kaybetmek noktasında bir sorun yaşamayacağına dair bir kanaat taşıyorsanız, bu durumda beklentinizi ve yatırımlarınızı bu manada da değerlendirebilirsiniz. Tekrar ifade etmek istiyorum. Herkesin risk anlayışı başkadır. Siz 10 kuruşluk bir kayba tahammül edebilirsiniz. Ama bir başka kişi 3 kuruşluk bir kayıp olduğu zaman panikleyebilir. Yükselecek diye aldım der ama bu niye düşüyor diye panik yapar ve derhal satış eğilimine girer. 3 gün sonra bir yükseliş başlar, pişman olur, tekrar alım yapar ve belki tekrardan bir düşüş olduğu zaman bir kez daha. Arkadaşlar, kayıplar böyle oluşuyor. Belki sabırla beklemede kalsanız o anlamda bir zararınız olmayacak. Ama panik, ama fevri davranışlar sizleri hatalı sonuçlara sevk edebilmekte. Bu açıdan politikanızı ve stratejinizi çok net belirlemeniz lazım. Seçimler sonrasında şayet AKP'nin başarılı bir sonuç elde edebileceğini ve başarısız bir sonuç akabinde eğer ki bir erken seçim, bir güven oyu almak, tekrardan bir güven tazelemek tarzında bir şeylerin yaşanmayacağını düşünüyor iseniz, bu anlamda bir beklentiniz bulunuyor ise, tabii ki böyle bir tablo dahilinde seçimler sonrasında siyasi anlamda önümüzdeki önemli bir belirsizliğin kalkmış olduğu ve 3-4 sene seçim olmayacağı mantığıyla hareket edebilirsiniz. Ha, burada bir başka husus daha ortaya çıkıyor. Nedir bu? Seçimler sonrasında önümüze gelebilecek olan acı reçeteler. Yani sürekli ötelenmekte, ertelenmekte olan, seçimler öncesinde açılan muslukların bir şekilde kapatılması durumuyla gündeme gelebilecek olan ekstra vergiler, ortadan kalkacak olan bir takım KDV indirimleri, ÖTV indirimleri, şunlar bunlar gibi durumlar, bunların hepsini hep birlikte değerlendirmek gerekiyor. Ancak değerli arkadaşlar, seçimlerden sonra en çok muhakemesini yapmak durumunda olduğumuz konu acaba IMF ile bir anlaşma olur mu? IMF ile anlaşmak yapmak zorunda kalır mıyız? Bakınız, zorunda kalır mıyız ifadesinin altını birkaç defa çizmek istiyorum. Niçin? Çünkü bu ana, bu saniyeye kadar IMF ile alakalı olarak bütün söylemler asla ve asla IMF ile bir anlaşma olmayacaktır, IMF ile adımız yan yana bile geçemez şeklinde çok net ve çok kararlı ifadeler ile IMF konusu reddediliyor. Arkadaşlar, evet, reddediliyor ama bu bir siyasettir, siyasi bir atraksiyondur. Bu noktayı da dikkate almak durumundayız. Velev ki şartlar çok kötüye gidebilir. Seçimlerden sonra içinde bulunduğumuz borç batağı, ekonominin içinde bulunduğu sıkıntılar öyle bir an yaratabilir ki, öyle bir tablo yaratabilir ki, böyle bir durumda şartlar çok ama çok kötüye gider ise bu durum bizi IMF'ye mecbur kılabilir. Bu ihtimal tamamen sıfır değil. IMF ile anlaşmak istemiyorum demek ayrı bir şeydir. Anlaşma yapmak zorunda kalmak ayrı bir durumdur. Seçimlerden sonra olur ya, öyle bir tablo, öyle bir şekil olur ki dolar TL'de 8'leri, 7'leri vesaire gibi bir rakamları görecek olur isek eğer, bakınız tamamıyla eğer diyorum, görecek olur isek, böyle bir tablo yaşanacak olursa bu durumda iktidar şunu söyleyemez mi? Mecbur kaldım. Bu bir beka sorunudur. Ekonominin bir beka sorunudur. Ülkemin geleceği için acı reçeteleri kabullenmek durumundayım. Yoksa gemi batıyor deyip de bir anlaşma yapmak mecburiyetinde olduğunu bizlere anlatmaya çalışırsa ne diyebiliriz ki? Batalım mı yoksa acı reçetelere kabul etmek durumunda kalalım mı? Şimdi sevgili arkadaşlar, tablo bu şekilde olduğu için
dolar TL alayım mı satayım mı noktasında ki yaklaşıma verilecek olan yanıt, eğer 3 gün sonrasını 5 gün sonrasını hesap etmiyorsanız ve önümüzde bulunan bu risklerle ilgili olarak neler olabileceği konusunda 3 aşağı 5 yukarı bir fikriniz, bir düşünceniz, bir beklentiniz bulunuyor ise beklemede kalmak yararlı gibi görünüyor. Çünkü olumlu yönde, yani teraziyi elimize aldığımız zaman sağ kefeye olumlu detayları koyalım. Doların, daha doğrusu TL'nin lehine olacak olan detayları koyalım. Sol kefeye de aleyhimizde olacak olan detayları koyalım. S-400'leri koyalım, Suriye meselesini koyalım. Seçimler öncesinde acaba bir gündem değişikliği yaratmak, bir siyasi atraksiyon olması bakımından Sayın Cumhurbaşkanımızın da hali hazırda sıklıkla ifade ettiği gibi, kaldı ki düne kadar belki önümüzdeki kısa bir süre içerisinde sabrımız tükendi ama en son ifadesinde belki bugün, belki bugünden de yakın oraya müdahale edebiliriz tarzındaki söylemlerinden yola çıkarak her an bir müdahalenin başlayabileceği ihtimali, efendim ABD ile ilgili olan bir takım sıkıntılarımız, ya birçok detay, olumsuz olarak algılanabilecek olan birçok detayı terazinin sol kefesine koyduğumuz zaman sonuç itibariyle bu kefeler içerisinde olumsuz faktörlerin daha fazla olduğunu düşünüyor ve kabul ediyorsanız, bu durumda zaten çok net bir şekilde de en yakın olarak Cuma günü tanık olduğumuz üzere TL'nin ne kadar kırılgan bir yapısı olduğunu da biliyoruz. Gelen birkaç haber, birkaç söylem dahi bir anlamda hareketlilik yaratabilmekte. İşte sevgili arkadaşlar, sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. 3 gün sonrasını, 5 gün sonrasını düşünmüyor iseniz, dolar TL'nin yıllar boyu bir yükseliş trendi içerisinde olduğunu ve bu yükselişteki ivmelenmenin hangi an ve hangi saniyede olabildiğini net olarak bilmiyoruz. Ve bir diğer yandan da kırılgan, zayıf bir yapımız sebebiyle şu veya bu haberden dolayı ansızın bir hareketlilik yaşanabiliyor ise eğer, sizler bu düşünce, bu beklenti, bu bakış açısıyla hareket edebilirsiniz belki. Ama 3 günde 5 günde dolardan vole vurayım. Geçmişte olduğu gibi dolar 2-3 gün içerisinde şuraya gider. Her hareketlilikte veya her kıpırdanışta 6'ya gidecek, 7'ye gidecek beklentisiyle dolar almak gibi bir düşünceniz var ise yanılırsınız. En yakın tarih itibariyle bana gelen sorular içerisinden çok net bir şekilde görmekteyim ki arkadaşlar, bundan kısa bir süre önce dolar TL'nin 5.50 üzerinde hareketlendiği bir süreçte şunu gördüm. O seviyelerden çok ciddi şekilde dolar alanlar olmuş. Yani hala deniyor ki hocam 5.50'nin üstünde dolar aldım. Ben zannettim ki dolar tekrardan fırlayacak. 6 olacak, 6.5 olacak. Bu yükselişi kaçırmayın diye. Değerli arkadaşlar, dolar TL'nin önümüzdeki uzun vade itibariyle, orta uzun vade itibariyle nerelere kadar yükselme şansı vardır? Bakın, nerelere kadar yükselme şansı vardır? Bunun kehanet tarzında bir ifadeyle 12 olur 15 olur şeklinde afaki ifadeler kullanmak yerine, teknik analiz biliyorsunuz afaki konuşmaktan ziyade belli kriterleri esas almak şartıyla bazı rakamları belirleyebilmekte. Yani ezbere konuşmaktansa ne kadar inanırsınız veya inanmazsınız ayrı bir konu, yatırımcıların genel anlamdaki davranışlarını temsil eden bir yöntem, ki bu yöntem artık bilimsel bir yöntem olarak kabul edilmekte, teknik analize inanmak durumundayız. Sevgili arkadaşlar, dolar TL'nin haftalık grafiğini görmektesiniz ve bu haftalık grafikte şurada görmüştü olduğun %61.8 olarak gördüğümüz 5.05-5.06 benim de çok önemsediğim, haftalardır bu seviyenin aşağısına gelinmedikçe dolar TL'deki yükseliş eğilimi devam eder diye dikkate aldığım, referans aldığım bir grafiktir bu. Bu grafiğe baktığımız zaman değerli dostlar, 5.06'nın aşağısına gelmediğimiz ve buradaki destek seviyesinin ne kadar güçlü olduğu, iki defa yaklaşım gösterilmiş olsa bile yukarı eğilim olduğunu görüyorsunuz. Ancak şurada görülen bir %50'lik, yani 5.46 seviyesinde önemli bir direnç seviyemiz bulunuyor.
Şayet bu direnç aşılır ve net bir destek haline getirilirse, çok çok yüksek bir ses tonuyla söylüyorum, 5.46-5.47 seviyesi net bir destek haline getirilebilirse, bu durumda 5.50 seviyesinde oluşan psikolojik direncin de herhangi bir önemi kalmamak suretiyle şu noktaya kadar arkadaşlar, %38.2 olan 5.90 seviyesine kadar bir hareketlilik yaşanma olasılığı mümkün olabilir. Ve bu 5.90 atağı şu düşünceyi bir beraberinde getirecektir. 6 seviyesini de aşacak mıyız? İşte burada çok dikkatli olmakta yarar görmekteyim. Bu direncin bir tek hamlede kolaylıkla aşılması zordur. Bu seviyeden yönelik tekrardan geri çekilmelerle 5.50-5.55 aralığına doğru gevşemeler olabilir. Ve bu seviye 5.50 seviyesi çok güçlü bir destek olarak algılanmadıkça 6 seviyesinin üzerine yönelik bir atağın olma olasılığını düşük görmekte yarar var. Bu sebeple 5.90'lara 5.80'lere ulaşım olur ise evet 6'yı da aşacağız, 7'ye gideceğiz, 8'e gideceğiz düşüncesiyle dolar almak hatalı bir sonuç yaratabilir. Değerli arkadaşlar, şayet 38.2'ye denk gelen 5.90 da aşılacak olur ise bu durumda şu seviyemiz gündeme gelecektir. Bu seviye ise arkadaşlar 6.40 seviyesini ifade etmekte. 6.40 seviyesi önemli bir seviyedir. Zira 6.40 seviyesinin ötesine geçemeyen bir dolar TL ile karşı karşıya kalır isek bu durumda ise 6'ya seviyesine doğru tekrardan bir geri çekilme, hatta 5.96 aralığını test etmek niteliğinde bir realizasyona tanık olabiliriz. Sevgili arkadaşlar, bir de aylık bazda bakalım isterseniz biz dolar TL'nin genel görünümüne. Burada biraz daha uzun vadeli rakamlar görebileceğiz. Sevgili arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz gibi dolar TL'nin yaklaşık 2017 yılında 4 seviyesine yönelik bir atak yaptıktan sonra 7-8 hafta boyunca devam eden bir düşüş trendi, yani 3.40'lara kadar devam eden bir düşüş trendi ardından başlayan oldukça istikrarlı bir yükseliş trendini biliyoruz. Yani arkadaşlar, şu noktayı dikkate aldığımız zaman 3.40'lardan başlayan bir yükseliş trendiyle 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren önemli bir yükseliş atağı oldu ve kademeli yükselişler sonrasında 7.21'ler seviyesine kadar devam ettik. Biz bu yükselişin başladığı anı referans olarak kabul edecek olur isek, yani 3.56'lar civarını referans olarak kabul ettiğimiz zaman, biz eğer ki arkadaşlar grafiğimizi bu şekilde şekillendirmiş olsaydık o tarihlerde, yani bu yükseliş nereye kadar devam edebilir sorumuzun cevabını Fibonacci kriterlerine göre arıyor olsaydık şu seviyeyi görebilecektik. Yani %50 olan 6.40 seviyesinin aşılması durumunda 7.20'lere kadar devam edebilecek olan bir yükselişi bu çizim şekliyle öngörebilirdik. Yani buradan başlatacağımız olan bir çizimle bu sonucu yakalama şansımız olabilirdi teknik kriterler itibariyle. Elbette ki teknik her zaman için milimetrik olarak uymaz. Milimetrik olarak teknik seviyelerin belirlemiş olduğu noktaları görmek diye bir olay söz konusu değildir. Ancak biz şu anda bu seviyeden başlamış olan bir yükseliş trendi ve 7.21'ler civarında görmüş olduğumuz bir zirveye rağmen, bakınız bu zirveye rağmen, eğer ki 7.20 de aşılacak olur ise nereye kadar bir yükseliş olabilir sorusunu Fibonacci çizimleri ve tekniği kriteri ile arar isek karşımıza çıkan seviyeleri ben sizlere arz edeyim değerli dostlar. Burada görmekte olduğunuz gibi 38.2'ye denk gelen 7.12, 7.13 veya bildiğimiz 7.20 direncini görmekteyiz. Bu seviyenin aşılması durumunda, daha doğrusu %50'ye denk gelmekte olan 6.40 seviyesinin üzerinde birkaç günlük kapanışlar görecek olur isek, bu durumda 7.20'nin dahi aşılması gündeme gelebilir ve şu seviyeye kadar, yani 8 seviyesine kadar bir atak yaşanma olasılığı ihtimaller dahilinde, teknik ihtimaller dahilinde mevcut olabilir. Bu durumda 7.20'nin aşılması durumunda gözetmemiz gereken seviye 10'a 11'e gider noktasından ziyade 8 seviyesinde bir zorlanma yaşayabilir konusunu aklımızda bulundurmalı
ve bu 8'e yaklaşımlarda temkinli olmalıyız. Eğer ki volatilite çok artmıştır, şartlar koşullar çok başka boyutlara gelmiştir, bir devalüasyon ihtimali gündeme gelmiştir gibi çok özel koşullar var ise, bu durumda 8 seviyesiyle aşılıp destek olarak algılanacak olur ise, bu kez nereye kadar yükselebiliriz sorumuzun cevabı ise, direktmen 10 seviyesi demiyorum. Teknik bana diyor ki 9.40-9.45 seviyesi. Yani değerli arkadaşlar, 9.40-9.45 seviyesi 10 seviyesine yaklaşırken dikkatli olmak gerekir. Belli seviyeler psikolojik algılar yaratabilmekte. Kimi zaman yuvarlak ifadeler olarak kullanabileceğimiz 8 gibi, 9 gibi, 10 gibi, 7.5 gibi seviyelere yaklaşırken bir zorlanma görülebiliyorken, bazen de hani o gel gel dediğimiz bir mantık var ya, bu kritik ve psikolojik seviyelerin üzerine çıkılabiliyor. Birkaç saatlik veya belki de bir günlük bir kapanış orada olduktan sonra böylesine ciddi bir direnç dahi aşıldı algılaması yaratılıp çok net ve sert düşüşler olabiliyor. Belki 10 seviyesine doğru yaklaşırken herkes 10 seviyesini dahi aşacak, 11'lere 12'lere gidecek diye beklerken 10 seviyesini dahi görmeden 9.40'lardan bir gerileme olabilecek. Belki de sevgili arkadaşlar, hemen bir aylık yıllık grafiğime dönmek istiyorum. Şurada görmekte olduğunuz gibi, yıllık pivot verileri sebebiyle 7.040'ın üzerinde kaldığımız zaman 8.90'ları ve 8.90 seviyesinin üzerinde kapanışlar olmaya başladığı zaman ise yıllık pivot verileri itibariyle 10.50'leri, 10.60'ları dahi görme olasılığı söz konusuymuş. Ha ne olur arkadaşlar, 10.50'yi 10.60'ı belki yarım saatliğine, belki 15 saniyeliğine, belki 3 dakikalığına görebiliriz ama bir şekilde 10 seviyesine yaklaşım da olabilir. 10 seviyesinin üzeri test edildikten sonra buradan da sert dönüşler olabilir. Değerli arkadaşlar, bu rakamları sizlerle paylaşmamdaki sebep şu. Benim böyle bir iddiam yok. Dolar şu olacak, dolar efendim 3 ay içerisinde 8 olacak, 7 olacak, 10 olacak vesaire vesaire şeklinde bir iddiam hiçbir şekilde söz konusu olmamakla beraber önümüzdeki süreçteki karşı karşıya kalabileceğimiz çok önemli bazı faktörler var. Seçimler sonrasında bir erken seçim ihtimalinin gündeme gelebilmesi, IMF ile anlaşma yapmak zorunda kaldık şeklinde bir tablonun oluşabilmesi, bunlar dolar TL'deki tansiyonu artırabilecek olan faktörlerdir. Eğer bu tansiyon artışları söz konusu olursa sizlerin hangi seviyelere özellikle dikkat etmeniz gerektiğini izah etmek bakımından bu analizi hazırladım. Yani yarın kalkıp da dolar örneğin 7.5'lara veya 6.5'lara 7'lere ulaştığı anda o seviyelerden dolar alayım mı almayayım mı, alırsam ne olur, ona mı gider yoksa farklı bir gelişmeye bağlı olarak tekrardan 6'ya 5.5'a geri döner mi? Bu muhakemeleri ve hesapları yapabilmenizi kolaylaştırabilmek bakımından bu analizi yapmış durumdayım. Asla dolar TL'nin şu seviyeye veya bu seviyeye yükselmesinden mutluluk duyacak, haz duyacak bir insan değilim. Milliyetçi bir karakter olarak bugün dolar TL'den 3-5 kuruş kazanırız ama ülke olarak da vatandaş olarak da dolar TL'nin yükselişinden fersah fersah zarar görecek olan yine bizleriz, bireyleriz ve ülkeyiz. Sevgili dostlar, genel bir bakış açısıyla dolar TL'de ne olabilir ve sizlerin kritik sorularınıza yanıtlar vermeye çalıştım. Bir konuyu daha vurgulamak istiyorum. Seçimlerden sonra IMF gelir mi gelmez mi sorusunun yanıtı içerisinde olması gereken bir anekdot daha şudur ki, IMF elini kolunu sallaya sallaya akşam uçağa binip de sabah gelmez veya 2 saat sonra Türkiye'de olmaz. IMF'nin Türkiye'ye gelebilmesi, IMF ile bir standby anlaşmasının yapılabilmesi için belli resmi ve olması gereken prosedürler vardır. Anlaşmalar yapılacak, niyet mektupları yazılacak, IMF'ye görüş bildirilecek. Arkadaşlar bu bir süreçtir. İşte bu süreç içerisinde IMF ile anlaştık anlaşıyoruz diyeceğimiz süreç içerisinde de dolar TL'nin ciddi stresler yaşama ihtimali mevcuttur.
uzun vadeli olarak bakıyorsanız, orta uzun vadeli olarak bakıyorsanız, 2 gün 3 gün sonra bir vole vurmak tarzında bir düşünceniz yok ise dolar TL konusunda panik yapmamalı ve kritik seviyeleri dikkate almak, ülke gündemini, ekonomik gündemimizi ve genel anlamda küresel piyasaları da yakından izlemek şartıyla portföylerinize şekil verebilirsiniz. Efendim, hoşçakalınız, teşekkürlerim ve saygılarımla. Bu tarz analizlerin anında, yayınlandığı anda bildirim olarak almak istiyorsanız, gecikmeli olarak dinlemek ve izlemek durumunda kalmamak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız, saygılarımla.